بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز دين kardeşler Facebook'taki ve yani başka içtimai tanımadaki dostlar, tanış barış, akü yüke apa singiller. Aynı günlerde ben Mısır devletinde seferdeydim. Bazı bir ilmi işler yüzesinden. Adette içtimai tanımakta o her sefer yürüştürüşü ve herkes alanı koyuşken örgenmegen ben. Şunun için seferden aldım Türkiye'de bulundum bir müddet. Keyin bir yerde Mısır'da bu sağ seferde oturdum ben inşallah. Köp ötmeye yürütü kayıtlarımız inşallah. Lekin içtimai tanımada hani, bazı bir ciğerler, tanış barışlar bu yerde yürüyenimizin suratını alıp cahileşkenken tarikabı aylandım özümüzge hem kayıtıp geldi. Ve şu münasebet bilen köpçülük yaxşı bir teklif bilen iltimas saval bilen müracaat kıldı ki şu sefer aslında Mısır'da böyleyken bazı bir demek ilmi faaliyetler hususen ülkenizin özüye de hani faaliyet bilen şuurlanışı ve herkese hakkında malumat verseniz diyen yokşigen savallarını kılıçtı. Aldığınız seferler ki genimizde yani bu sırdaki bazı bir tarihi cahiler yayın ki bu yerdeki yani kitap körgezmeleri hakkında canlı efir hem kılıp yürgenimiz. Bir gel aldığınız sefer ki yürgenimde adışmasam o ki onu da aldın ki yanımda. Ben şuna kadar hut şuna kadar bir cahide oturup canlı efir hem kılıp yürgenim. Hazır yine bana şuna zaruratı var dek tüyüldü ve köpçülükün elbette indi. İltimasını inabatki alışımız gerek. Ve inşallah hamamız ki hemen fatih bulundu gelin bitti. Hazır bana kahardan türüp siz bilen bağlanıp türüp biz. Doğru biz de hazır saat cüde keçip olup gitti. Biz de özümüz Özbekistan'da. Bu yerde lakin en de saat 10:30 bul yaptı. İnşallah sahifede saklanıp kaladı video. Ahlavçular keyin hem görüşleri mümkün. Bugünkü sohbetimizde asasi demek mavzu şer'i saval cevaplar o hakezalar yemez belki bana şu cahideki ilim, Özbek demek talibi ilimlerinin ilmi faaliyetleri, hareketleri hususen bu yılda bana birincilerden bulup gelip belki ben hazır ki talibi ilimlerini ilgergilerden bulup gelip tahsil alıp dururken tedris kılıp dururken Sayın Kuvarımızın faaliyetleri hazırlıyordu alıp oluyorken işleri hakkı da bir kıskaça malumat verip etmekçimiz. Ne geldi siz? İnsanlar insan tanımagen narsasından çocuğuydu. Ve bilmegen narsası hakkı da evvela güman şubha bilen kulası kıladı. İnsafı bosa, şu gümanı, hayalı kalbide bu genişe özünü toktatadı. Bu mesem onu tilge çıkarıp yapıradı. Yani ki ameliyatı o şenge karıp nümadır tasarruflar kılışı mümkün. İnsan bilmegen, körmegen nesnesinden yat sıra uğradı. Aynısı bizim ülkemizde, şimdi açığına eşkilik bir neçe yıl bana şu alınge ittifak davrıda yapık memleket bulup adamlar bana şu münasebet ki köyün ekip koyan hem keyin sekin asla asla bana dünyaya açılıp bari hepimiz. Lekin o şey SSR peytedeki bazı bir kardeşler hemen ayrım kişilerin hangini hala terk etken şey yok. Çetiye çıkan adamdan ki şu hala ne iş. Kutlu memleketten taşkarıda hem yok bu NATO'ya cengerilik yani ki şimdi o şaş
bizga notinchlik keltiradigan harakatlarga to'la dek tasavvur qiladi. Yana ba'zi bir dindor kishilarimiz O'zbekistondan tashqarida barcha joyda islom ta'limotlari hammasi buzilib bo'lgan degan tasavvurga ham kelib qolgan. To'g'ri, dunyoning hamma joyida ham islomiy ilmlarda ham boshqa dunyo qarashlarida ham to'g'ri tafakkur bor, aralashib qolgan tafakkurlar ham bor. Ammo bu degani hamma joy xato, noto'g'ri, zalolatda degani emas. Inson agar o'zi yaxshi bo'lsa, hamma joydan yaxshilik topadi. Agar o'zida muammo bo'lsa, u hamma ya eng yaxshi sharoitda ham o'sha joydan eng yomon odatni o'zlashtiradi. Ana shuning uchun biroz tasavvurlarimiz kengayishiga sabab bo'lsa ajab emas. Oldinga nisbatan ancha yaxshi, lekin baribir ayrim mulohazalar bor, o'rtoqlashib qo'ysa yaxshi bo'ladi. Inson tanimagan narsasidan cho'chiveradi deganimiz ajoyib bir misol bilan yoritiladi. Masalan, bazen ko'rasiz. Masalan, sirklarda vahshiy hayvonlarni o'ynatishadi. Shirmi, ayiqmi, masalan, filmi. Vahshiy hayvonlar bilan o'yin ko'rsatishadi. Lekin o'sha odam taxminan bir notanish qo'ng'iz uchib kelib qolsa, darrov cho'chiydi. U qo'ng'iz hech narsa qilmaydi unga, bir hasharot. Sherdan cho'chimaydi, hasharotdan cho'chiydi. Nega desa, hasharot u uchun notanish, sher u uchun tanish. Ko'p odam mana it boqadi. It bilan yaxshi muloqotda bo'lib, uning demak munosabatlarini anglagandan keyin anglagan odam cho'chmaydi. Ammo bitta arzmagan bir sichqon o'tib qolsa, cho'chib tushishi mumkin va hokazo. Ana shu ma'noda demak bir ba'zi bir kishilarimizga xotirjamlik bo'ladi. Va hammamiz uchun inshaalloh manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Hozir o'zi vaqtga kech bo'lgani uchun unaqa vaqt suhbatni uzoq qilmoqchi emasmiz, qisqagina qilamiz inshaalloh. Asosiysi demak mana shu joydagi ilmiy faoliyat haqida biroz to'xtalib o'tamiz. Avvalo siz o'zingiz bu yerda hozir dirosada qaysi jamiyada, qaysi bo'limda, qaysi demak yo'nalishda magistratura bosqichini o'tayotganingiz va ilmiy faoliyat haqida ozgina to'xtalsangiz, keyin boshqa talabalar bilan bo'layotgan demak muloqotlarni aytib bersangiz inshaalloh. Yana bir ikkita savol keldi, keyin aytaman savollar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillahi wa alihi wa sahbihi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aziz yurtdoshlar, dindoshlar, tildoshlar, bu ko'rsatuvimizni kuzatib turganlar hammalaringizga Alloh taoloning salomi rahmati bo'lsin. Bu uchrashuv bilan sizlar bilan bog'lanib turganimizdan mamnunmiz, xususan akamni Misrga tashrifi sababli bu tashabbus bo'lib turibdi. Alloh o'zi manfaatli qilsin. Endi odam o'zi haqida gapirish qiyin-ku. Lekin so'ralganda gapirishga odam majbur bo'ladi. Mana o'zimni dirosam, o'zimni ya'ni o'qishim Jamiatul Qohira, Qohira universitetida Darul Ulum kulliyasi bor. Darul Ulum kulliyasida Darul Ulum kulliyasida shariat qismida o'qiyman. Magistrni tugatganmiz, alhamdulillah. Risola yozish bosqichi qolgan. Biroz o'sha sog'lik tufayli cho'zilib qoldi. Inshaalloh, shu kunlarda o'shinga inshaalloh qadam qo'ymoqchimiz. Ya'ni bir ilmiy mavzu olinsa, xudo xolisa bir yilda u tugaydi. Keyin inshaalloh niyatimiz doktorlikni ham o'sha yerda tamomlab, keyin qaytish inshaalloh. Jamiatul Qohira Azhar Sharifdan keyingi eng nufuzli universitetlardan hisoblanadi. Eng nufuzli universitet. 3 katta universitet Azhar Sharif, Jamiatul Qohira, Ayn Shams. Misrdagi eng nufuzli xalqaro universitetlar va katta olimlar chiqqan bulardan. Biz ham Jamiatul Qohiradagi ko'proq birinchi kelganimizda o'sha yerga kirib qolganimiz boisi u paytlarda Azhar Sharif bilan bizi mahadlarini aloqasi
tiklanmagan edi. Bu paytda biz kelgan paytida keyin Shayxul Azhar borib kelib bu narsalar alhamdulillah yo'lga tushdi-yu. O'sha paytda biz Jamiatul Qohiraga kirib qo'yamiz. Lekin u yerda ham juda katta doktorlar bor, olimlar bor, katta muhaddislar bor, faqihlar bor. Alhamdulillah ulardan qo'ldan kelgancha istifoda olib turibmiz. Qanaqa fakultetlar bor? Darul ulum faqat shar'iy. Darul ulum faqat shar'iy ilmlar. Lug'at fakulteti bor, tijorat fakulteti bor, iqtisod fakulteti bor, fakultetlar ko'p. Juda ko'p yetakchilar chiqqan, katta hatto arab davlatlarining bir qancha rahbarlari ham shu yerdan yetishib chiqqan. Turli sohalarda, ilmiy sohada ham, shariy ilmlarda ham katta olimlar chiqqan. Katta olimlar hozir ham dars beradi. Muhammad doktor Muhammad Siroj, doktor Ahmad Yusuf, doktor Rifat, doktorlar ko'p. Alhamdulillah yaxshi olimlar bor. Endi magistraturada o'zi unaqa ko'p dars bo'lmaydi asosan. Ozgina ustoz asosan vazifa beradi. Talabalar shuni qilib keladi. Magistraturaning qoidasi shuni qilib. Dars bo'ladi, oz bo'ladi. Asosan ustoz yo'nalish beradi, vazifa beradi, keyin shuni tekshiradi. Unga ham tugaganiga ancha bo'lgan. Bu yerda magistraturani o'qishi alohida 2 yil alohida ish, tamhidiy deyishadi. Undan keyin risola yozish alohida ish. Biz hozir o'sha tamhidiy tugaganiga ham o'zi ancha bo'ldi. Risola yozish qolgan, alhamdulillah. O'shini yozib olsak, inshaalloh keyingi bosqichga o'tishga imkon bo'ladi. Shaxsiy ilmiy rasmiy faoliyat. Bundan tashqari biz endi Azhar ulamolaridan Azhar Sharifni o'zida Jamiatul Azharda bu yerda Jamiatul Azhar bor. Al-Jami'ul Azhar bor. Jamiatul Azhar, Jamiatul Azhar, ya'ni Azhar universitet. Jamiatul Azhar Sharif. Azhar Sharif universitet. Bu universitet fakultetlarga bo'lingan. Yuqorida aytganimizdek kulliyat usuliddin bor, kulliyatul lug'a bor, kulliyatul shari'a bor, kulliyatul shari'a wal qonun bor va hokazo. Endi Al-Jami'ul Azhar bor, bu masjid bu. Eski masjid, 361 hijriy sana asos solingan. O'sha yerda dars bo'lgan necha yillar, asrlar. U yaqindan beri Jamiatul Azhar ochilgan o'tgan asrda. Ungacha o'sha masjidning o'zida bo'lgan hamma dars. Abdulloh Nasir paytida bo'lgan, 61-yi. Ha, 52-yi yili jamiyaga asos solinishi Muhammad Abdul davrida bo'lgan. Degan men Jamol Abdul Nasirni kim voliga boshqa inqilob bilan bo'lgan. Xullaski ilk jamiyaga asos solingandan keyin o'sha Jamol Abdul Nasir davridan keyin tatvir degan bosqich boshlangan. Ya'ni jamiyani jamiyaga aylantirib, universitetga aylantirib nima qilingan undan masalan doktorlik, magistratura va hokazolar ochilgan. Ilgari bitta alimiyya degan shahodat bo'lgan xolos. 12 fandan mutaxassis bo'lgan olim, talib muddat belgilanmagan. 12 ilmdan mutaxassis bo'lgan paytida dars bera oladigan bo'lgan paytida 12 ilm shariy ilmlar va shariy ilmlarga vasila bo'lgan ilmlar. Bulardan mutaxassis bo'lgan paytida al-alimiyya degan olimlik, ustozlik degan bitta shahodat berilgan xolos. Keyin uni o'sha akam aytganidek Jamol Abdul Nasir davridan keyin tatvir bo'lgandan keyin nima bo'ldi? Universitet shakliga olib kelib, bakalavr, magistratura, doktora, doktorantura degan narsalar keyin ochilgan. Biz endi Jamiatul Azhar emas, Al-Jami'ul Azharning darslariga borib turamiz. U yerdagi darslar asosan halqa darslari bo'ladi. Ilgargi ulamolarning uslubida ustoz o'tiradi, kitobni sharhlaydi, shogirdlar o'tirib eshitadi. U darslarga ham alhamdulillah ba'zilariga borib turamiz turli mavzularda. U yerda endi katta ustozlar beradi. Jamiyada yoshroqlar ham beradi, ammo jamiyada asosan katta ustozlar beradi. Ko'plari o'sha jamiyada uzoq yil, 50 yil, 60 yil dars bergan ustozlar bo'ladi aksar. O'shalarni darslarga ba'zida borib turamiz. Dars olishimiz shunaqa. Ba'zi ustozlar o'zimizni biz o'zimizni turar joyimizga kelishib, talabalar bilan turar joyimizga kelishib, o'sha yerda dars beradi ba'zi doktorlar. Bir qancha darslarni o'zimizni markazga ham uyushtirganmiz. Alhamdulillah. Ustozlar bu yerda juda betakalluf va juda bir samimiy bo'lishadi va ilm uchun, talabi ilm uchun borinchi qo'yaradi. O'shuning uchun yosh keksa ham borib dars beraveradi. Va to Alloh taolo ularni o'tkazib qo'ymaguncha, yotqizib qo'ymaguncha dars berishni to'xtamaydi. To'xtamay berishadi. Hasan Shofiy bo'ldi. 90 dan oshganlar. Hozir ham
Camiul Azhar'a gelip hazır ders verir. 90'da Ahmet Mehmet Bor. Ahmet Mehmet Borlar okusun, sarı yaşlı okusunlar. O yüzden ki alimler, cüde bir ilim gözlerini bağışlayan kişiler var. O şu derslerini alışınız ve bu yerde camianın derslerini az toktap durup diyor. Lekin o şu Risale yazışı var. Şimdi bu hani şahsi özümüzü hayatımızda, ilmi hayatta taalluklu cihet. Şimdi ders veriş diye soru var. Ben ders verişini cüde yaş göremem. Afsus ki şu payet geçe müyesser bulmadı. İlla tasavvuf dersi var. Kur'an'dan ders verişini yaş göremez. İlgari vergenimiz Özbekistan'da payetimizde. Lekin hazır kanı indi birsem değil mi? Hali kegenimden beri birer saat Kur'an'dan ders verişki imkan bulmadı afsus ki. Lekin niyet var inşallah. Kur'an'dan ders veriş, yani ki başka fenlerden ders verişki hali geçe imkan kullanmadık afsus ki. Lekin tasavvuf dersler var. Bu tasavvuftaki şu Kuşeyliye'ni okuturamız, Risaletul Mustaşidin'i terbiyevi bir devre manası da okuladı. Onu ne mi iki ders ötken bozuk, hemen o şu kenarda yazılıp çıkıp durup da o şu bizi belirleyen ders o şundan başkamız. Şifa var, Mustaşidin var. Şu yani, hemen tasavvufi ve terbiyevi kitaplar. Şifa siyretin. Şifa siyretin de. Esasen şu yönelişte hazırsa ders verip durmuş. Allah Teala tevfik verirse başka fellerge hem muvaffak bulsak ders verişki inşallah imkan bulur. Peki her geçe bugün yok. Allah'dan tevfik soruyoruz. Müyesser kılış. Ders veriş manası şu. Peki hala bırak kişiye onu oturup ders verişke başka fellerden ne Kur'an'dan ne başkasından hala imkan bulmadı. Şimdi başka yani koşunca içtimai faaliyet. Yani bu ilmi faaliyet tüketi şu bile. Şimdi içtimai faaliyetini ayet edeyim bu sek. İçtimai faaliyet esasen biz endisal Beştürül Adın kegenimizi itibarıdan kim bu yılda meşayihlerinin, şeyhlerinin, köplerinin tanıgenimizi itibarıdan o bu yılda merkezler, Kur'an merkezleri, til merkezleri ve Azhar-ı Şerif bilen alakamız yaşlı bugünü ve haberdarlığımız itibarıdan bu yönelişlerden talib ilimler kese yöneltiremiz. Asasi beni işim şu. Asasi beni işim şu. Uzun okutama geldim için hiç yok. Tavsiye kılımı. Palam merkezde Kur'an yaş ders verilir. Uşun gebali. Palam merkezde tırlı yaş verilir. Un gebali. Şerih ilimlerden palancı gebali. Azharga teyirleniş için manavu ustazı çakırı. Yakı uzun çakırı veremiz Azhar'ın ustazları. Azhar'ın mesela malum fenleri var. Uşundan teyirlenip kirgen adam bir yolu yukarı baskışa kira aladı. Şunda imkaniyet verilgen ecnebiler için. O şenge teyirleniş için o şehirde ders verilgen ustazlarını celp kılıp taliblerge ta iki ularını bu yerde Mısır'da yürüyüş vakitleri kıskarsın. Tezrak bakalavuz camiye kulüp doktor olup tezrak kayıtsın. Uzağa yürümesin degen maksadda. Tezleştiriş için, kıskartırış için bu yerdeki talep ilim müddetini kıskartırış için biz ustazlarını cel kurup tezrağı şunu okuturamızdı. Keyin ula camiye girip yukarıda sınıftan kirişki imkanı buladı. Bu yedi edadiye seneviye baskışlar var. 3 yıllık. Ondan keyin camiye yani üniversite baskışı başlandı. O şu üniversiteye yakınlaştı biremiz. Çünkü onun için veri kesin hemen Arap dilinde ders verildi. Adette edadiyeye borgen adam Kur'an'ı diğerli yatlap koygen buladı. Bular uzun. Yok yarım yatlayan buladı. Şimdi bizden ki gelirler köpü bir para yarım para bulan kep kaladı. Arap dilini bilmeydi. Onlar kirse sürdürelim uzak vakit yok atıp koydu. Çünkü doğrudan doğru Arap'ta alıp doğrudan doğru camianın ustazına alalmıyor. Neticede onların vakti köpü atıp kaladı. Vakit köpü yıkılışken doğru kirli. Sınıftan sınıfı kalışken. Uçuna koymasın diye biz taşıdık ki ben o merkezge bağlayayım. 2 saat 4 saat okuyayım. Taşını köpüle alayım. Balancı bilen şugullanın tezra teyirliğin. Keyin yukarı rakı düşeriz. Bir yıl katta olan şugullanın. Kur'an'dan kıraatiz açılış gerek. Kur'an'dan soruyor değil. Kur'an'da imtihan var çünkü. Kur'an'da imtihan kılınadı. Palan palan paralarını birisiz kere yadılar. Bunu palancı da yatlayın. Kılıp biz tavsiye kılamız. Ben asasi işim şu. Asasi işimiz yöneltiliş halas. Çakırışmaz. Ve çakırışmaz. Köpçülüğü bence siz adam çakırıyorsunuz. Uzumuz kandırsa yeterli. Siz hemen kandaşlarını çakırıyorsunuz. Ben bitti ciğerimi çakırıyorum. O da kuşkuruyor, okumaya yapmıyorum.
Ben bir teziyenimi çakırken ben. Başka birer kişinin çakırken ben. Hemen öz birbirini süzülüp gidiyor. Ve ben daim etken ben reklama kımıyla tahsiller. Bu yediğim bar halette ettiler. Hani. Mesela telefonda reklama kıyıyor. Diyor ki kuşada reklama kıyıyoruz. Saat 8'den 8 geçe tekin deyip koyuyordu. Bir tab mesela tarifini. O tekin eken deyip bir günü barıp asıyız. Geç kine kalıp 15 dolar deyip koyuyor burada. Öyle gibi. Hiç kine hatta. Özüm yok işte reklamanı hani köpürtürüp kıyın tamamını yaşırıp bazı adamlar kıyınçilik etmiş kalır ki kendine. Biz onu onunla ettiğimiz yok. Bar şaraitte ettiğin. Şarait mi ne bu? Mesela sarfla mahsul bir adam 200 dolar diye bozuk etkisi mümkün. Meyşet kılaman ise minyem kötü olur. Hemen şeydi. Asasen balları icarada oturuşlardı. Top, mesela 10-10 talebe bir şekilde toplanır. Elbette her bir adam alakalı icara alamaydı. 10-15 adam bitti. Kıvartiyelerini aladı. O şehirde toplanadı. Ustaz yakat neydi? Merkez yakat neydi? Ya ki ustaz gelip okutadı. Şu bile uzlarını teyirlep azherge hüccet topşırırsın, hüccet takdim kurursun. Ben daim ettim ben. Komiteye topşırıp geliyorlar. Komiteden birer yılda namiler keledi. Ki önce sizler tırla organı, Kur'an'ın organı tülesiler. Komiteden ki yandınki namiler var. Azherge namiler çıkan oladı. O şehirden ki devam ettiresiler. Devamıyla biz yani oradan neşemiz değiliz. Biz asosiy faoliyat shu. Endi hali bir odamdan biror kasbini so'rasa, nima kasb qilasiz desa, duradgorman deydi. Bo'ldi o'sha yetadi. Men temirchi emasman. Men doktor emasman. Men savdogar emasman deb hamma kasbdan qo'rqib chiqish shart emas. O'zini kasbini aytadi, qolgani uni kasbi emas bo'ladi. Bu yerda ham shunday tushunchilarni so'rayman men. Men nimaniki shu faoliyat desam, bundan boshqa nima ekan aytsa yolg'on bo'ladi. Yoki bir turish bo'ladi. Ben bor gapni aytaman. Bor gap şu. Bundan başka gaplar bürtürülgen, koşulgen, çatılgen, göpürtürülgen narsalar. Yani ki tuhumatan buluşum. Bize asası işimiz şu. Kim bize cüretken payetinde biz ne için şu narsanı kılamız? Mesela ben ilçhanı gəhəm köpmerte etken ben. Bu ya dekiyen mihmallar gəhəm, delegasiyalar gəhəm, şunu şündürgen ben. Ne nakıl yaşlı gəhəm payetinde. Ben etken aytaman ki, mesela siz bir yurtga bordingiz, mesela Rossiyaga bordingiz, Koreyaga bordingiz, yoki bir joyga bordingiz. O'sha yerda siz ishingizni topgansiz mesela. Kasbingizni topgansiz. Bir o'zbek birodaringiz keldi, ham yurtingiz keldi. Bir do'stingiz keldi. Yoki tanimaysiz, men tanimman bu. Ko'p bolalarni kelib maslahat so'raydi. Mesela yuzlab odam menga maslahat beradi, yuzlab. Lekin keyin bilganini qiladi, men aytganim hammasi qilmaydi. Ammo shularni ko'rsam tanimasligim mumkin. Lekin men birinchi kelgan odamga bor gapni aytishim kerak, maslahat to'g'risini berishim kerak. Mesela shu Rossiyada yoki Koreyada yoki boshqa yerda o'zingiz faoliyatingizni yo'lga qo'ygan bo'lsangiz, o'z ishingizni qo'ygansiz. Birov kelsa, tanimaslikka olasizmi o'zingizni ham yurtingizni? Yo, haydaysizmi? Nima qilasiz? Insoniy burchingiz, musulmonlik burchingiz, odamiylik burchingiz shuki, siz nasihat qilasiz, unga to'g'ri yo'lni aytasiz, birodar, men mana bu ishni qilyapman, kerakashlik qilyapman. Olasang kerakashlik qiyin. Olasang oshxonaga borib ishla. Olasang palonchi bor, ammo lekin mana bu palonchi dillerden getirdik bugün bu köpçülüğünü aldı yaptı. İşke deyip yollayıp. Değil mi? Aytık koyasız mı? Biz işimiz şu. Asası ne mi için biz bu keyen talebelerini kabul kılıp onlara cevap verişke uzunumuzu mesul kıskılamız. Allah'ın aldığı cevap verişimiz var. Yurtumuzu aldı da hem cevap verişimiz var. Halkımızı aldı da hem cevap verişimiz var ki olan keyen peyti de biz doğru yol kürsettiği mi yok mu? Mesela buraya adresip geçişi mümkün. Yani ki ömrünü zayi kılışı mümkün. Mesela falan merkez yaxşı diye bar varladı. O yerde yaxşı tanım bu muydu? 6 aydayken gelip, ben 6 ayda okudum yaxşı bulmadı diye. Misal. O şu 6 ay zayi olmasın, pulu zayi bulmasın diye. Biz falan merkez yaxşı diye bilemiz. Bu yerde Kur'an merkezleri, o şu tıl merkezleri resmi. Ve sirop. Biz o şeyle yönlendiremiz. Falanı azar yıkadıydı. Falanısı falan merkez yıkadıydı. Falanı falan yıkadıydı. Falancı dedi ki falan ustaz yaxşı, o şimge bari. Ustancı dedi ki falan ustaz yaxşı, o şimge bari. Uni qaytib ko'rmasligi mumkin odam. Lekin boshida shuni yo'nalish beramiz. Iloji yo'q. Shunday qilmasak biz o'sha vatandoshimizga xiyonat qilgan bo'lamiz. Bizning asosiy ishimiz shu maslahat berish, yo'naltirish. Bundan boshqa faoliyatni kimki da'vo qilsa yoki nisbat bersa, u rost bo'lmaydi, yoki mubolag'a bo'ladi. Keyin yana bitta narsani men o'sha delegatsiyalarimizga ham aytganmiz, bu yerdagi talabalarga ham aytamiz. Ahli ilimlerimiz kiyse hem aytamız. Yani Müftü Hazret kiyenlerde görüştük, başkalar kiyenlerde görüştük. Hep ulamalarla. Kayıdan kaçan ki biz Mısır'a bizden ulama kiyse elbette biz
xizmatda bo'lamiz alhamdulillah. Qaysi idoradan kelsa ham alhamdulillah hammamiz xizmatda bo'lamiz. Chunki din idoradan yoki boshqa ulamolarimiz mahaddan boshqa yerdan kelsa, albatta biz xizmat qilishimiz o'zimiz burchimiz deb bilamiz va ahlimlarimizga. O'sha asnoda ba'zan shu to'g'rida gap ketadiki, ba'zi bolalar borib Misrda adashib ketyapti. Mana hozir akam aytganidek, o'zimiz ahli ilmlarda ham shu tushuncha bor, xususan vodiydagi ba'zi ahli ilmlarda shunday tushuncha borki, Misrga borgan odam bemasal bo'lib ketadi, yoyinki adashib ketadi, yoyinki aqidada buzilib ketadi, yoyinki boshqa toifalarga qo'shilib ketadi degan xatar bor. Endi bu xatar dunyoning hamma joyida bor. Misrga cheklangan emas. U Toshkentning o'zida ham bor. Asosan mediadan bo'lyapti. Men ko'p aytaman, bu yo'nalishlar ta'lim bilan tarqamaydi. Media bilan tarqaydi. Adashgan toifalar uzoq o'qita olmaydi. Va ularga ergashayotganlar uzoq o'qiya olmaydi. O'shaning uchun asosan bu yo'nalishlar, noto'g'ri fikrlar bormi, boshqasi bormi, asosan media bilan tarqaydi. Sayos va vaqtinchalik va yuzaki ma'lumotlar bilan shunga yarasha aqli bolalar ergashadi xolos. Chunki u Misrga keladimi, u Turkiyaga boradimi, u Rossiyaga boradimi, u Koreyaga boradimi, o'sha hamma joyda xuddi o'sha natijani topasiz. Falon joyda yetishib chiqadi emas, yo'q. Asosan mediadan chiqadi. Asosan mediadan. Men Koreyaga borganimda, bu 16-yil borganman. O'shanda ham aytishganki, hozir Suriyaga ketyapti shu yerdan odamlar deyishgan. Ana shuncha odam. Koreyadan ishchilar. Rossiyadan ham shuncha ketgan. Eng ko'p Rossiyadan ketgan. Eng ko'p ketgan. Qaydan ketgan? Birot madrasa ochilganmi? Yo'q, mediadan ketgan. Markaziy Osiyodan ketganlar ham hammasi o'sha media orqali bo'lgan. Noto'g'ri fikrlar, shunaqangi bir buzuq yo'nalishlar asosan mediaga kuch beradi va odamlar o'sha orqali ergashtiriladi. O'shaning uchun bu falon joyga borib o'qisa aynib qoladi degan narsa yo'q. Asosan mediadan aynish bo'ldi. Endi bu yerda ham dunyoning hamma joyida bo'lgandaqa o'sha hamma toifadagi odamlardan dars beradigani bor, shu yo'nalish beradigani bor, o'zlariga yarash. Lekin biz ko'proq asosan o'sha yo'nalish noto'g'ri ketmasin, yoki umri zoyi bo'lmasin. Masalan, bir kishi bir yil yuradida, bir yildan keyin keladi. Men yaqindan bittasi keldi. Kelganimga 1.5 yil bo'ldi dedi. Nima o'qitdingiz desam, 1.5 bor o'qita olasiz. 1.5 yilda. Arab tilidan 2 oy o'qita olasiz. Hech vaqo yo'q. Ana shunaqa umri zoyi bo'lmasin, adam baqa sargardon bo'lib deb biz aniq joy ko'rsatamiz. Falon markazga boring, Qur'ondan. Falon markazga boring, arab tilidan. Falon markazga boring, falon ilmdan deymiz. Kimiki yetishgan bo'lsa, masalan, madrasadan kelgan o'rtoqlarimiz bor, mahalladan kelgan do'stlarimiz bor. Ular ana ular o'z yo'nalishini topgan, ilmi o'ziga yarasha savodi ochilgan kishilar. Ularga masalan Jomiyul Azhar yoki Jamiatul Azhardagi darslarni tavsiya qilamiz. Magistraturalarni tavsiya qilamiz. Mana shu bizni asosiy ishimiz shu, maslahat berish. Keyin odatda maslahatlar qo'ldan kelgancha beriladi, har kim imkoni qadar beradi. U amal qiluvchi ham ixtiyorli bo'ladi. Xohlasa qiladi, xohlamasa yo'q. Ammo biz ularni majburlab yo'nata olmaymiz. Qo'limizda yo'q. Bizni ishimiz maslahat berish, yo'naltirish. Lekin kimdir shu nasihatni olsa, o'sha ustozga borib samara topayotganlar bor, alhamdulillah. Asosiy faoliyat shulardan iborat. Endi bizi xizmatimiz yurtimizga bo'lsin, o'zimizni ahlimizga bo'lsin, musulmon birodarlarimizga bo'lsin deb vaqt kelsa o'zimiz darsimizni chekiga olib qo'yib bo'lsa ham biror nasihat, maslahat so'rab kelsa, bir soat o'sha bilan gaplashib o'tiramiz iloji. Ba'zi odam noto'g'ri fikr bilan kelgan bo'ladi, unga to'g'risini tushuntirish kerak. Hatto aytishimiz shu qadarga boramizki, agar siz uy olmoqchi bo'lsangiz, falon joydan oling, arzonroq. Pistonchiga uchiring, makler inson bilan aytadi. Palonchi makerlardan uy olmang, qimmat qilib oladi. Shulargacha aytib o'tirishimizga to'g'ri keladi. Alhamdulillah hammasi umidimiz ajr savob va o'sha ahlimizga, yurtimizga, musulmonlarga, o'zimizni millatimizga, ummatimizga xizmat qilish. Hammani dardi shu o'z. Qo'ldan kelgancha qilamiz, lekin bu ishni faqat men qilayotganim yo'q, shuni aytib qo'yish kerak. Va bu yerda masalan Qohirada Nasr City'de asosan joylashgan talabalar. Hamma talabalar, umuman Misrning hozirgi oxirgi siyosati talabalarni bir joyga jamlash. Qaysi mamlakatdan bo'lsa ham.
Güzel bu başka doğasam olsun için. Şimdi kıyı. Ve Azhar'a yakın bu gelin için bu yer. Şu mintaka. Şimdi mesela 7. rayon var. Biz Türkiye. 8 var, 9 var, 10 var. Ondan daha başka yana rayonlar var. Kişkine rayonçalar. Şu yerde terkal gelin. Doğru. Biz şu 7. rayonda asosyal istikametimiz. 7. rayon hem asosyal 3'te katta kısım gibi bulunur. Şunu bir tersi de. O başka kısımlarda bizge hoş gelirler. Sıra. Bizden göre yaş hizmet kılıklarlar mı var? Allah'a şükür. Şunu neydi bilemem ben. Lekin bazen bir adamın namı çıkıp kalsa köp nesli o şu adamın hizmet verip kalmış var. Şu halet var bizde. Lekin aslında bu menkılıklar işim zor iş diye oylamayayım ben. Hani hiç kim kılamaya ki iş kılıyor ben demeyim ben. Belki menden göre yaş kılıklarlar var diye bilemem. Bu elbette bu iş gerek. Çünkü biz kişiden önce çekilen gelmiş. Başka yerde hem uçuşunda faaliyetler özge yarışı yürü. Biz ümit kılamız ki hemen hem hayırge, yaşlılıkça hizmet olsun. İnşallah geleceğe yurtimizge yaşlı ahli ilimler, halis ahli ilimler. Dini hakiki organı borga tedigen, saf dinge targib kıladigen ahli ilimler ve sahalarda mütehassisler, hakiki fakih, hakiki muhaddisler yetişişini ümit kılamız. Allah şunge yetiştirsin ilahi. Kıskaça isimdeki yanı şu. Barakallahu fikum. Doğru indi. Şunda lakin bir zavallı doğruladı. Şu keliyekkenlerini ben küzetişim bu içe. Keliyekkenlerinin ekseri Kur'an yatılıydı. Şunda mı? Mesela ne türlü yaştaki. Onlar demek ki şu Azhar'daki karışlığı Karhanalar'da okuydu. Şunda mı? Karhanı diyen nasıl yok buydu. O bizdekiler şuna atava gel. Bu yada tahfiz çünçesi var. Kur'an'ı yatlatış. Çünçesi var. Şu, nakara adıysa. Nakara adıydı ya ki tahfiz deydi. O şehirde Azhar'ı karışlık merkezlerim var. O şehirlerde bana okuşlar mümkün. Şuna, biz o şehirde yöneltilemiz ki Kur'an. Bu göğe yani gittin merkezge o şehirde. Merkezge o şehirde. Nakara. Nakara Mısır'ya Anahide rahbar var ulandı. Resmi buladı. Resmi buladı. Azhar'ın karşıda buladı. Ulandı mesela mukarraratları var. Doğru mu mesela? Ha mesela uzarın. Bir yılda kaç hayatlıydı? İki yılda kaç hayatlıydı? Kaç tartıp hayatlıydı? Haftada neç gün dastırdı? Hemasını çıkar bir işe. Hemasını bulur. Şimdi mesela şu ustaz ders vergenden ki bazen yardan bir işe kettaları kişkinlerine boşluk kılıyoruz. Kettaları Özbek ustaz. Kişkinlere Özbek ustazı yardan kutladı. Yardan kutladı. Ve nazarat tam kılış gerek. Çünkü bizi ballarının kopu mektepte dersten kaçırırken koyuyor. 18 ekir, 20 ekir ya adam birden bana sen yolda varışı hem koyayım. O şuna kadar sen dengeselik kısa şücaatlandır yani. Keyin o şu anca bunca terbiye verip nasihat kutur yani. Ya o da özümüzü bazı bir o şu alırak ki yani ustazlar yardan beri. Tayin ki o işler ki ustaz gibi tapşırış ki tayyirle bu iş için yardım bir işleri var. Şimdi ben hocamca kımakçım ben Azhar-ı Şerif Uluğ dergah dünyaya tanırken ilim dergahlardan hususen ilim İslami ilimlerde mesela Medine'deki camiye yakın açılgen indi. Diyor benden uzak bu megen. 200 yıl ner verisi değil. 1867. İmam Nanutilerin esas da gelin. Ondan aldım ki Burak Hamacay'da mescitte, halkalarda bu gelin. Lakin berber ilmi merkez sıfatı da birincilerden bulup açılgen ve uzak tarihiye gerçeli resmi ilişkin bulması hem lakin silsilesi uzak tarihiye ve hazır bir günde hususen ahirki ve 20. asırki gelip bütün dünyada en meşhur, en yetekçi ilmi merkezge eğlengen de Azhar. Doğru, Pakistan'da, Hindistan'da, başka caylarda hem elbette şimdi İslam üniversiteleri var. İslam ilimler, dergahlar, merkezler, üniversite derecesi de, üniversite derecesi de. Lekin şimdi rızk, tevfik, salahiyet Azhar'a yetekçilik nasıl bugün bu cihazlardan. Çünkü bütün dünyada Azhar ulamaları birinciden şu kadimi tarihke ananevi İslam medreselerine sadakati bilen kalabilse İslam'ın doğru fahmi ve mutedil
yönəliş alıb barışı bilən Əzhər ulamaları, həm məsələn, mən Əzhərin özü də bir qançə fakültetlər var mı? İslami bu məqə fakültetlər var. Doğru mu? Həndəsə, yəni bir nəsə fakültetlər, Əzhərin özünü ki var. Qahirə Üniversitetinin təşkil. Mənə şuna köp ilimlərini qamra gən, zamanga, zaman közü bilən nəzər qılar gən, mütəxəssislərini yetiştiriş bilən Əzhər, demək bütün dünyaya az tanınıb durubdur. Lekin men bir haqiqatni doim ta'kidlagim keladi. Bir marta yarim marta ba'zi bir joylarda ham aytib o'tdim. Bizning qadimgi Buxoro madrasalarimiz Azhardan muqaddam, Azhardan pesh bo'lgan. Azhar Sharif mana keyingi asrlarda dastlab masalan masjid ko'rinishida bo'lib, keyingi asrlarda ulamolar bilan tanilgan bo'lsa, Islomning ilk asrlarida Buxoro madrasasi Buxoro ulamolari ana shunday taniqli bo'lgan ilm jihatdan, saviya jihatdan ham va hatto qiroat ilmida ham o'ziga yarasha katta bir maktabi bo'lgan. Endi ana shunday katta o'tmishga ega bo'lib turib, nega bugun masalan biz xorijga chiqib o'qishga majbur bo'lyapmiz desek, o'sha silsilamiz o'rtada uzilib qolgan. Buni e'tirof etishga majburmiz. Oxirgi 150 yilda bizda o'sha katta ulamolarning silsilasi uzilib qolgan. Hozir ulanayotgan narsa yo'qdan bor qilish, yoki yangilik emas bu. Bu o'zimizga ketayotgan ariq o'rtada uzilib qolgan, shu uzilgan joyini boshqa tomon bilan ulab qo'yish. Chunki islom ilmlarining tagi negiz o'zani baribir bitta. Mumkin ba'zi bir yurtlarda ba'zi ilmlar, masalan, qiroat ilmi rivojlangan Misrda, boshqa ilmlarga nisbatan boshqa ilmlar ham u, lekin ba'zi ulkalarda aytaylik hadis ko'proq rivojlangan u, misol uchun qiroat zaif. Fiqh zaif. Endi shunga o'xshash ba'zi bir jihatlarda farq bo'lishi mumkin. Lekin umuman olganda islomiy ilmlar boshqa joylarda uzilgani sababli hozir o'sha uzilgan arqonni yoki uzilgan mana shu ilmiy demak harakatni, ilmiy salohiyatni bor joydan ulab olib tiklash harakati xolos. Juda yo'qdan bor qilingan yangilik emas. Endi tarixiy manbalarga ko'ra aytiladiki, Azhar Sharifning dunyo miqyosida katta nufuzga ega bo'lishi bir necha asrdan beri. Bitta katta sababi Mo'g'ul bosqinida juda ko'p oldingi madrasalar maktablar yoqilgan u, lekin Azharni faoliyati saqlangan ekan. Ko'p ulamolar Bag'dod, masalan, Bag'dod Abu Hanifa rahmatullohi alayhi eng katta mujtahidlarni yetishtirgan dargoh bo'lgan. Lekin Bag'dodni qulashi deb aytishadi, mana Bag'dodni yaxshilab qutishgan. Buxoro, Samarqand juda katta madrasalar bo'lgan. Oldingi ilmiy saviya o'sha Mo'g'ul bosqinida bitta katta cho'kkan butun dunyo bo'lish. Salib yurishi bilan Mo'g'ul bosqinida juda ko'p oldingi madrasalar yo zaiflashib ketgan yo butkul yo'qolib ketgan. Allohning inoyati bir joyda bo'lmasa bir joyda saqlaydi dinini. Azhar mana shu Misrda ulamolari va Azhar ulamolari keyinchalik aynan mana shu demak uzilishga halqa bo'lib butun dunyoga javob bergan. Shuning uchun qarang, mana butun dunyodan kelib ta'lim oladi. Bo'lmasa islomiy o'lkalarda hammasida ham madrasalar bo'lgan. Lekin yuqori saviyadagi ilm ko'p joyda uzilib qolgan. Inshaalloh umid qilamiz bu joyda hozir Azharda ta'lim olayotgan yigitlarimiz, ba'zi bir qizlar ham bor. Xuddi o'sha o'sha faoliyat ayollarga ham o'tishi, yuqorida erkaklarga nima degan bo'lsak, xuddi shuni ayollarga ham ayni sharoit. Nechta talaba bor hozir Azharda? Azharni bilmadim. Bo'lmasa 1000 bo'lsa kerak jamoa. So'z beraman. İnşallah şu ular yaxşı bir ilim egallasa, inşallah yurtimizga, elimizga yaxşı bir xizmat bo'lib qoladi va biz mana o'zimiz faxr bilan tilga oladiganimiz İmom Buxoriy, İmom Maturidiy, İmom Termiziy kabi. Bir necha yuzta, bir necha yuz, mingtaga borishi mumkin emas. Bir necha 500 ta shu atrofda bo'lsa kerak. Endi ular ham hammasi ham odatdan tugatmaydi. Ha, xususan ayollar qizlarni odati bizda erta turmushga beriladi. Ko'p turmushga ketib qolyapti. Keyin bola chaqa bilan bo'lib ketadi. Yigitlar ham oilaviy
şarait kötermeye kaladı. Menge köp barıp karışandı. Açtı. Okuyatı udik. Otam kesen olup kalıp kayıtıp geldim. Ailevi şaraitler var. Anam kesen olup kalıp. Ailevi şarait var. Pul tapanmasına kayıtıp geldim. Muhakkaza değildi. Bu ilim yoruşuna kadar. 500 ta at merdeye kadar yoruna çıkardı. Mümkün 5 tersi 10 tersi. Yetip baradı. Hakanlara şu yetkençe yeter. Yubargançe baradı. Lekin nasibe. Ha bu oldu yine. Meğerde bir de saval verip de aç savalım. Saval biriyle diyen de. Cevap veriş mesuliyetiniz mi kalken mi? Şehirde saval verdi. Haklı saval. Saudiye, Hindistan, Pakistan, Türkiye, Mısır'da az köpçülü gibi Özbek talebeler. Azhar'da ünlü hususiyetini mi? Başka üniversitelerini kemsinmeyen halette. Hem acayda hem ulamaları var, başkası var. Lakin Azhar bir kelip okşu yaptı bazı birler. Bu targ'ımat uçmaz. Lakin doğru bir maslahat veriş için savarlı cevap veriş manasında. Azhar'da okuş niyayın ki Mısır ulamalarının imtiyazını mı da diyen savarlı veriş. Şimdi aslında şu hemen camialarında o ziyaretçe faziletli ve kule tamamları var. Mesela bazı camialarda o şey yaşayış şeraiti yaşı. Stipendi edip koyardı. Bir pul verişi yaşı. Şeraiti yaşı buladı. Azhar'ın başka üniversitelerden köprak farkı esasen menhecde bu. Menhecde yani dinini örgütüştü. O evet. Kitap, o sünnet. Hem hiç kim mesela Tevrat İncil'den ders vermiyordu. Hemen o kitabı sünnette ders verirdi. Ne kadar o kitabı sünnetini nime esasında verirdi? Kansi yönelişte verirdi? Kendi talkın kıladı? Kendi fahim kıladı? Kendi tatbik kıladı? Yapşıyor. Bana şu cihatlerden Azhar'ın ulamaları ilgeriden acilap duruyor. Allah Teala şu ösü yukarıda etil gelindi. Fazilet veriyen birinci cihatı o şey türlü ilimler bir cihada karışıp kaynayan uçun dünya karış kengeye gelin. Hususen dünyanın hiçbir medresesi de tötten mezhepten ders verilmiyor. Bir cihaza bahsediyor Hanbeli buladı. İkinci ayı borsuz Maliki buladı. Nergi madresi borsuz Hanefi. Fakat Hanefi buladı. Peki Azhar'da törelim mezhabı okutulur. Elbette bitti adam gelmez. Hanefi mezhabını terle gelirler ki Hanefi mezhabı. Şafi mezhabı terle gelirler ki Şafi. Kaysi mezhabı terlese o şey mezhabının fikirden şunu okutadı. O şey elbette medreselerinin yanmayan buluşu, yani türlü mezhablarının yanmayan ders verilişi elbette o bir tecrüde yaşayacak, bir tecrüde talim verip, bir tecrüde talim verip, birbirinden fikir almıştı. Bu hakazalarından birbirinden karış alır, birbirine nispeten malumatları bayır, birbirinden. Ne olur yani. Şu manada bu fakat talebeler mi kıyasla mısın, ustazlar mı kıyasla bu arada? Hatta bu nasıl talifkeye mi tasar kılır? Yazıyken kitapları gelip, tasar mesela sizden fikir yazar, o zaman fikir yazar. Peki sizin mezhebiniz başka, onunki başka. Lakin tertip verişti, sizden böyle soru yanışı mümkün. Mesela yarıştı. Yani ki onu şahlaştı birbirine organışım. Yani ki onu izahlaştı. Yani ki onu tatbik kılıçta birbirine organışım. Türlü cihatlerden, birbirlerden tahsil organlar için yıllar mı beynidir? O şey cihattan yaşı boyuyor. O şey cihattan yaşı boyuyor. Hatta 70. yıllar mı, 60. yıllar mı? Hanbeli mezhabiye hardar çıkma gereken. Yani talebelerinin arasından Hanbeli mezhabine ihtiyar kıyarlar çıkma gereken. Şafi var, Maliki var. Hanefi var. Hanbeli mezhebiye talep olmayan talebelerden. Azhar'da Hanbeli mezhebini saklayıp kalış için koşumca aylık savrın ilan kılıyor. Kim meşri Hanbeli mezhebini talepse aylığa polancıdan pul veremez. O şu vakitte bir yüz neçin güne hem de gelin. O şu katta pulu gelin. O şu vakitte. Yaşı gene aylık vergen tayin ki işte talebe hem yokun tekin tamirleş bilen birge başka mezhep okuyakkenleri bilmeyken koşumça aylık veriyor talebeleri. Tayin ki Hanbeli mezhebini, talimini ve onunla ustazlarını saklayıp konuşuyor. Törlü mezhep saklayıp bir neçen asırdan bir neçen yıllardan bir. Böyle bir mintaka var. Fayyum diye koyuşuyordu. Törlü mezhepten hem ulamalar çıkan şu yerde. Bir tane dünyanın hiç yeri değil o değildi. Küçük bir mintaka kışlak. Şu yerden
to'rttala mazhabda ham iz qoldirgan olimlar chiqqan. Mazhabga ergashgan emas. To'rttala mazhabda ham, Hanbalida ham, Hanbali mazhabida iz qoldirgan. Malikiyda ham, Shofiyda ham, Hanafiyda ham to'rttala mazhabdan ham iz qoldirgan, o'z mazhabida iz qoldirgan olimlar chiqqan. Mana bu bir joyda shunday ilmiy yo'nalishlarning bir joyda bo'lishi bu katta bir nima bergan, imkoniyat bergan o'sishga, dunyo qarashining kengayishiga va dinni keng tushunishga tatbiq qilishda turli yo'llarni tanlashdi. Va shu bilan birga azaliyam to xususiyati bor. Falsafalarni ham o'rganadi. Uni nima uchun o'rganadi desangiz, dunyoda turli falsafalar hukmron har qanaqa vaqtda xolisini olamaysizmi? Ular bilan qanday muomala qilinadi? Qanday javob beriladi? Shu narsalar alohida o'qitiladi. Bu ham bitta qo'shimcha fazilatki, ba'zi joylarda topilishi qiyin. O'sha falsafalarni bularga qanday javob beriladi? Ulardan qo'shib o'qitiladi. Aqida va falsafa yo'nalishi bor alohida. Aqida ulamolari aqidani o'rganish bilan birga aqidadan tashqari falsafani ham o'rganadiki, falsafa o'zi amal qilish uchun emas, o'zi amal qilishiga aqida kitob sunnat yetadi. Lekin boshqalarga o'zining aqidasini isbotlash uchun, boshqalarni anglash uchun, anglash uchun yoki boshqalarni uni aqidasiga bildirayotgan shubhalarga javob berish uchun alohida o'qitiladi uni. Shu bir aytib ham bergandim, bilmasam. Yimancha asrda bir kitob yozilgan. O'sha vaqtdagi sharhshunoslar yozgan, Yevropa sharhshunoslar. Qur'on va sunnat islomga tarixi islomga shubha to'g'rilish ma'nosida turli shubhalarni jamlashgan. Bitta kitob 4 mujalladlik kitob bo'lgan. 4 mujallad kitob to'la shubhalar. Sahih Buxoriyga shubhalar bor. Sahih Buxoriyning roviylariga ta'nalar bor uning orasida. Abu Hurayradan tortib roziyallohu anhu. Qur'onning o'ziga nechta shubha bor, hadisga qancha shubha bor. Shularni ulamolar azar ulamolar olib bir chekadan o'rganishgan. Bir chekadan o'rganib, har bitta shubhani alohida fayl qilib, javobini alohida fayl qilib qo'yishgan. Tayyor turadi. Ulamolar aytadiki, o'sha bir asrdan oshdi o'sha kitob chiqqaniga va ulamolar javob yozganiga. Bir asrdan beri o'shandan tashqari yangi shubha chiqqani yo'q deydi. Dunyo bo'yicha. Qayerdan chiqsa, o'shni o'rislarcha chiqadi. O'zbekchasi chiqadi, turkchasi chiqadi, bu inglizchasi endi. Yoki o'sha eski shubhani arabchasi chiqadi. Har 10 yil 15 yilda o'sha eski 50 yil oldingi, 100 yil oldingi shubhadan 8-tasini kimdir ko'tarib chiqadi. Lekin biz tekshiramiz dedi. Haligacha bir asrdan beri yangi shubha topish olgani yo'q. U shubhalarda to'l mujallad tavasiga biz javob berganmiz. Yangidan chiqsa arabcha shuni faylda olib topshirsa, mana javob ta'sir. Inglizcha kelsa inglizcha tarjima qilib qo'yishadi. Ruscha kelsa ruscha tarjima qilib qo'yishadi. Bo'ldi. Hammasi javob berilgan. Faqat bizda ko'pincha o'sha ma'lumotlar yo'qligi uchun ba'zi bir ahli ilmlar qiynalib qoladi o'sha savollar kelgan paytida. Uni bir asr oldin bular javobini bergan. Shunaqa xalqaro miqyosda islomni himoya qilish uchun ham kerakli javoblarni berish mana bu ham o'ziga xos xususiyat. Boshqalarda topilish qiyin bo'lgan xususiyat. Keyin o'sha bularning misrlarning o'zining tabiatida bir mudarrislikka, muallimlikka qanaqadir mahorat bor. Toqat bor. Masalan, Qur'on ustozi masalan, Qur'ondan dars beradi. Masalan, men o'zim o'tirsam 5 soat, 8 soatda charchashim mumkin. Qur'on o'qitaman desa. 16 soat beraveradi, charchamay. Uxlab qolmaydi ham. 12 soatdan beraveradi. Fiqhni masalan, fiqhda agar shogird sabr qilsa, 12 soat dars beraveradi. O'zi charchamaydi, shogird charchab ketishi mumkin. O'sha bir jismoniy va aqliy quvvat bor. Keyin pedagogika deb qo'yadi bizda. Pedagogika jihatdan bir mahorat bor. O'shuning uchun Xalij davlatlarida asosan katta ustozlar shu Misrdan borib ta'lim beradi va o'sha yerdagi jamiyatlarni ham universitetlarni asosan Misrli ulamolar bor ochib bergan ko'pini. G'oliban Misr ulamolari ochib bergan chunki ularda ta'lim berish mahorati kuchli. O'sha darsni yaxshi tushuntiradi, miyaga quyib qo'yadi. Va talaba bilan o'rtoq bo'lib ishlaydi. Bemalol masalan talaba savolini beradi, javob beradi, tortishishi mumkin. Shunga imkon beradi. Ilyar Azhari Sharifdagi bu ham bitta xususiyatlardan. Azhari Sharifda o'sha jamiya paytida. Jamiya paytida ta'jiz degan istiloh bo'lgan. Ta'jiz.
O nima desiz, ustoz masalan tafsirdan ders beradi yoki hadisdan ders beradi. Ular o'sha 12 ta fandan hammasidan ders bera oladigan bo'lgan hamma olim. Qaysi fandan ders bersa ham berib turib, ustunni oldiga kelib o'tirar ekan nima chiqdi? Ya tullab, ta'jiz, ta'jiz derdi. Ta'jiz, ta'jiz derdi. Baqirar ekan. U nima deganingiz ta'jiz desa, ojiz qoldirish degan. U nima degani desa, talabalarga ustozni ojiz qoldirguncha savol berish talab qilinadi. Talabalar kelib ustoz bilan tortishib, falon gapni xato aytdingiz, buni bo'lmagan joyi to'g'ri deb tortishadi kerak bo'lsa, kerak bo'lsa bilmaydigan savollarni berib, chuqur savollarni shunday beradiki, endi u taratda nechta farz bor deydigan savollar emas albatta. Yoki choy ichsam ro'za ochiladimi deydigan savollar emas. U albatta o'sha ilmiy savollar bo'ladi. Shu qadarki shart qilinarkanki, talabalarga ustozni ojiz qoldirish. Ustoz javob bera olmay qolish kerak oxiri. O'shuning uchun ta'jiz deb nomlanadi. Ta'jiz deganda talabalar kelib o'sha eng udar savollarni o'zbekchasiga aytganda hozir udar savollar deb qo'ydi-yu. Eng murakkab savollarni berishib, to'g'ri ustozni ojiz qoldirmaguncha to'xtashmar ekan. Ustoz oxirini bilmadim, bir ko'rib kelaman, o'rganib kelaman deguncha shogirddan talab qilinar ekan savol berib shuni ustozdan javobini olish. Ustozlar shu darajada ochiq bo'lgan. Bu ham aqllarini o'sishiga va shogirdlarda tafakkurni va ijodni yaratgan ana shunday kenglik ruhi bor. Shogird bilan ustoz o'rtasida parda qo'yib olib, gapirolmay o'tirib bu holaganni aytib ketavermaydi. Yo'q. Ustoz bilan shogird bir do'stona munosabatda. Bu ham vallohu alam o'zi ko'p madrasalarda bor. Masalan, Diyobandga bordik, Diyobandda ham juda ustozlar tavozuli bo'lar ekanlar. Ko'p joyda bor, lekin masalan, men eshitganim ba'zi xorij davlatlarida shu narsalar yo'q. Ustoz gapirsa, shogird gapini bo'lolmaydi. Savol tug'ilib qolsa, qalsa savol bersa, turib tashlaydi. Shunaqa holatlar bor. Lekin bularda o'sha kenglik va talabani tushunmaguncha qo'ymaydi. Imom Shofiydan bir sunnat deyiladi. Imom Shofiy Misrga kelayotgan paytlarida aytishganki, oxirgi umrlarini Misrda o'tkazganlar, qabrlari shu yerda ziyorat bor. Ziyorat qilishadi. Aytishgan ekanki, Misrda Abu Hanifa alayhi rahma va Imom Malikning shogirdlari tarqagan. Ikkala mazhab mavjud Misrda. Deganda Imom Shofiy, men borsam inshaalloh ikkalasi ham chekinadi degan ekan. Ya'ni menda o'zimga yarasha bir dalillar bor. O'zim fatvolarimga hali kishilarni qoniqtiraman o'shim bilan. Kelib keyin dars berganlar. Imom Shofiy kanni misqoman deydi. Serkaslar, kasalmand odam bo'lgan. Og'riq paytlarida o'sha. Engashib qorinlari og'risa yoki bir ichlaridagi og'riq bo'lsa engashib qolar ekanlar. O'shanda ham dars o'tilmasdan dars berganlar. Hatto otga minganlarida bavosirlari bor ekan, kavushlari qonga to'lgan. O'shanda ham talab ilmdan yo'ldan qolmaganlar. O'shunaqa darajada katta ijtihod qilganlar Imom Shofiy. Shunda Imom Shofiyning uslublaridan bittasi talib tushunmaguncha qo'ymagan. Misrdagi shogirdlardan biri Imom Buvayti bo'lgan. Buvayti aytadiki, Imom Shofiy menga bir masalani darsni beradi. Men tushunolmadim. Tushunolmadim ta'sir derdi. Ikkinchi marta qaytaradi. Tushunolmadim derdi. Uchinchi marta. Hatto 50 martagacha borgan degan. Hatto bitta darsni 50 martagacha aytib bergan payti bo'lgan degan. O'zim Buvayti ham olim bo'lgan. Keyin lekin shunda o'sha odamni olim qilib yetishtirganda bir kun deydimi tushunolmadim, kallam qutlanib qoldi umuman. Ta'sir ustoz men charchadim, ololmay qoldim deb ketdim uyga. Oradan vaqt o'tib dam olib tursam bir mahal ish taqillayapti. Ochsam Muhammad ibn Idris Shofiy. Haligim tushuntirib qo'yaymi deb kelgan ekan. Mana shu shogirdga ustozni mana shu yondashuv. Shogird uchun shunday bir haligi bag'rikenglik, fidoilik ba'zi ustozlarda bor bu. Endi hammada bor deyolmaysan albatta. Ba'zi ustozlarda bor. Ana shu tushuntirishga shunday intilish ham bor. Mana bu ham bir o'ziga xos bir talablarga natija beradi. Lekin bitta haligi aytadiki, ma'laha va ma'alayha deydi. Ya'ni ijobiy tomonini ham salbiy tomonini ham aytib qo'yish kerak. Salbiy tomonini aytib qo'yishki, o'sha mehribonlik shogirdga ko'pincha ziyon keltiradi. Agar shogird o'zi ilm istaydigan odam bo'lmasa. Shogird o'zi ilm istaydigan bo'lmasa, ustozning o'sha mehribonligi shogirdni beparvoligiga olib keladi. Bu biz o'sha paytda keyin biz bitta o'zbek ustozni qo'yib
dersini tayyorlatish kerak bu odamni. Siz boshqa bering deyishga majbur bo'lasiz. Chunki bizni ko'proq majburlovga o'rgangan bolalar. Majburlov bilan yurib o'rgangan. Otasi ham majburlagan, onasi ham majburlagan. Endi maktabga borsa maktabda ustoz ham majburlagan. Shunga ko'nikkan majburlovga. Majburlamasa ixtiyoriy bu o'zi talab ilmi. Ilm uchun kelgan u. O'zi o'qiydi, bunga majburlash shart emas deydi. U shunday tushunadi ustoz. Lekin shogirdga bu yetmaydi. Shogird ko'proq majburlovga muhtoj bo'lgan. Mana bu jihati lekin o'sha shafqat jihatini ko'pchilik suiiste'mol qilib qo'yish bor. Shundan ko'pchilik noqis bo'lib qolyapti. Ana shu paytda biroz o'zini agar majburlab olsa yoki kimdir uni shu narsaga majburlab bersa, inshaalloh yaxshi natija ko'radi inshaalloh. Yana xususiyatlardan biri nima desak bo'ladi? Muxolifni. Düşman ko'rmaslik. Xulf fikrlik o'ta ham baland. Ya'ni bir fikrga kelsa, siz unga qarshi tursangiz, bo'ldi, u sening fikring, mening fikrim bu deydi. Sen ham endaqa bo'lasan deb majburlamaydi. Ilmni qanoat bilan olishni targ'ib qilishadi. Ya'ni haligi manqurtlarcha tafakkursiz emas, balki qanoat bilan olinishini ta'minlash uchun erkin qo'yiladi fikrni. Siz masalan qarshi fikr aytsangiz, hech kim achchiq kelmaydi. Bu bo'lsa sening fikring, lekin mening fikrim mana u o'ylab ko'rgin deb qoladi. Majburlab o'zinikini singdirishga urinmaydi. Mana shu keng ma'lumligi ham bitta kelajakda hali omma bilan muomalada yaxshi bir samara beradi deb o'ylayman. Yana bitta jihat mana shunga qo'shimcha, ayni shuni o'zim o'ylab turdim aytish. Hozir ba'zi bir o'zini sekular deydigan deymizmi? Yoki ateistik fikrlar qoldig'i bilan o'rlash qo'ygan odamlarda men ijtimoiy tarmoqda ko'rib qolaman. Vahima Misrda o'qiyaptikan, bo'larkan, ana mana qo'pti, bo'ldi. Ular o'ylaydiki, Misrda o'qib kelsa, go'yo bor ularni bir yerda borganlar kallasini olib tashlaydigandek vahima qiladi. Shuni men aytgim keladiki, Misrda Misrdagi ustozlarni aytgan so'zlar Amr ibn As roziyallohu anhu Misrni fath qilib u kishi dan keyin musulmonlar hukmronlikni qo'lga olgan bo'lsa, Misrda musulmonlar adadi Misrda g'ayri musulmonlar bilan tepa-teng bo'lib 50%ga chiqish uchun 300 yil vaqt o'tgan ekan. 300 yil musulmonlar hukmron bo'lgandan keyin musulmonlar hukmronligini 303 asr o'tgandan keyin sanashsa aholini yarmi musulmon bo'lgan ekan shunda. Hozirgi 90% musulmonlar menimcha. 90% musulmon bo'lguncha endi necha asr o'tib ketgandir balki. Undan keyin. Lekin hozir qanoat bilan bo'lganda hammasi majburlanmoqda. Islom shu, islom shu bag'rikenglik, qanoat bilan. Shu yerda yana bitta holat mana shu biz musulmon mamlakatlarda bor. Biz Mavaron Nahr tarixida aytiladiki, 400 yilda Mavaron Nahr ahli to'liq musulmon bo'ldi degan. Demak, biz xalqimiz musulmon bo'lishda Misrliklardan o'tib ketgan ekan. Musulmonlar adadi bo'yicha ilmda ham o'sha vaqtlarda haqiqatan juda yuksak bo'lgan. Tezroq aholining ko'p qismi musulmon bo'lgan ekan. Bu yerda hozir ham demoqchi bo'lganimiz, yo'l narigi betda cherkov, bu betda masjid ko'p ko'rasiz. Ya'ni bu yerda o'sha mana shu hozirgi o'zlarini zamonaviy tafakkurga ega deb biladigan va diniy bag'rikenglikni bag'rikenglik bo'lish kerak degan ma'noda bong uradigan kishilar xotirjam bo'lishlari uchun aytyapman. Bu yerda shu boshqa din vakillari bilan musulmonlar nihoyatda yaxshi munosabatda. Men o'tgan safar bir aytibdan berdim shekilli, qiziq bir hodisa bo'ldi. Turtog'a chiqdik, siz bormidingiz, yo'qmisiz? Siz yo'qsiz. Turtog'a chiqdik. Ketayotib, yo'lda kechasi bir zapravkaga to'xtadik. Suv bu bu narsa olamiz, taomlanamiz. To'xtab, shu yerda tahorat sharoitlari yaxshi ekan, tahorat yangilab, hozgina haligi kofe, bu narsa choy-poy ichib, bu narsa yegandek bo'ldinglar. Men namoz o'qib olay dedim.
Namoz okuyalı dükkanın içinde namaz okuyalı desem cehennem asırıyor ne kâmına kadar. Bir nasıl gelip bu işe dek. Namaz okuyalı desem dükkanda bir kişi etti ki taşkarıda okuyor bir mal aldı. Taşkarıda king aç havada bir yerde nerselerin az avukat hidi var başka var. Ama el dedim. Lekin taşkarıda güde balan avazda musika koyulup duruyor dedi. Ben dedim ki taşkarıda musikanın avazı şangalar türüp de. Sen bunu uçurttıramam mı dedi. Uçurttıramam, yürk ettiydi beni. Şimdi eşiklerine şunu çıktı da bir Mahmud, Mahmud mı kimdir beni çağır. Ey palancı. Şimdi hoca yerli adamı kendi o. Ey palancı. Bir dakika ki dedi. O otomanga keriye tuğdu. Aydın mahşi ki yani o maşinede, o katta bir maşinede koyup koyarken o bunu bana. O musikan. Barıp ana o maşinede, benim maşinemde varıp musikanı uçurup koy. Demahçı iken. Öyle falan şey diyordu. Takıttım musika uçup falan. Uçup falan oldu. Allah'ın kudretini kör değil mi? Sen namaz okuyayım ben de senin özü uçup kaldım. Mehala etme oldum dedi. Ben de Allah'ın iradesi dedim. Ki namaz okudum. Namaz okuyandan ki cahil namazı beni alıp ben ki cahil namazı apçık bir yerine. Apçık bir yerine ki. Cahil namazı alıp benim bile hayırlı yaşa durdum. Bunu da karsam boyunda haç durdu. Bu Nasrani heykem adam. Kadı? Ondan kızarları var. Peki bazı biz taksilere de çıksayız. Nasraniler, özü Nasrani Kur'an'ı eşlik ettik ya böyle. Ne özüm yuva bu yani. Bizim onlar da hep çünkü yarışan münasebetler var. Çünkü bugün ben siz koşumça diye manada etme açmayın ki. Hani şaka kim bağlı bilen İslam'ın asasları bilen. Hakiki saf İslam'ın örgenişte inşallah biz özümüzde katta mektepimizde katta o tarihi mirasımızda kayda tiklerimizde inşallah bir yaxşı qissa bo'ladi deb umid qilsak bo'ladi. Va ba'zi bir odamlar va islomiy ilmni o'qisa radikal bo'lib qoladi. Soqol qo'yib qo'yibdi, endi bir narsa bo'lib qoladi degan vahimalar juda ham asossiz o'rinsiz deb o'ylayman. Keyin ta shu xususiyat azar ulamolarida, umuman misr ulamolarida ko'pida uchratasiz. Zohidlik bor. Ha, juda tabii. Dunyo ne'matiga unaqa qiziqishi yo'q. Asosan shu ilm bilan band. Bazıları var boy. Lekin gaplarsa oturursunuz var lezzeti boyluğu denmez. Ola bir gen yani köpçülük yardım kıladı. O da bir koyuyor. Lekin lezzeti hayalı ilim bilen ben. Yine bir tasını aldığı kez bu yam Şeyh Ali. Bu yam Şeyh Ali. İkinci Ali'de ikinci Şeyh Ali'de aldığı kez bu kişinin yaşayken üyüde biz yaşamayız biz. Bitti kravat koyulgen aldı gör. Bir de stul koyuluyor. Aşıyı da oturuyor. İçkerde şu tuşuna kohanası var. Bir de karavat duruyordu. Alır. O şeyde yaşaydı. Şuna çıkardı. Kıvartiyeranı, nasıl kıvadratı. Bunların 40 kıvadratı olsa gelin. Arı borsa. 25 kıvadratı. Bu da küçük enerjide yaşaydı. Bir de kohanı. Yata diyormuş. Karavat. Görüntü de aynadan. Karavat. Eşiyle. Şuna çıkardı. Stulda oturuyordu. Alırdı siz. Kırıslığı da oturuyordu. Orası da 1 metre amca yok. Şuna kadar kişkin var. Şu yerde yaşayın. Bu adamım bahtli. Çünkü ilim bilen ben. Nereye kasırda yaşayın? Uyan bahtli, uyan ilim bilen ben. Bu bilen kapla sizden sözü ilim. Bu bilen kapla sizden sözü ilim. Onu yiyem lezzet ilimden, bunu yiyem lezzet ilimden. Köprak, bana şu ruh hükümran. Zahirlik ruhu, dünyaya itibarsızlık ruhu. Hatta geçen günü bazı bir ustazlar gelişiyordu. Bu da demek istedim. Ben dedi, o işte siz hazır kırkıyan devletlerde bağırıp gördüm diye. Talibler diyen gördüm, ustazlar diyen gördüm. Lakin bu yerdeki zuhurunu toparlamadım hiç yerde. Bu yerdeki o şey. Hakiki bu zuhurda muratımla terk-i dünya karışmaz. Kişi dinini halis örgenip, ilmini halis örgenip, şunu ahiret için sarıplaşı için zuhur gerek. Eğer zuhur olmasa onu adam suistimal kılır, dünyaya işletir. Mahsap işletir bir günce. Dünya manfaatlarına işletir. Neticede o yaman netice verir, yaman akıbet verir. Zerken Ali'ye Nasraniler'in halatı'ya kızıl musallar var bizim yaşayanımız için. Biz yetiştirdik, şu, yani, hazır geçe Kıbtiler Kıbti boyu kirledi o şu özünü dinledi Nasraniler. Hiç kim onların hukuk Müslümanlık'tan belent olsa belent değil kendimiz. Şu yakası bir yol Müslüman kovalamayı deyip hiç kim hareket kıyamaz. Min yıl İslam hükümünü on bugün. Dekin bir arada Nasraniler'in Müslüman konuşuyor ki mecburla gelmez. Özü Müslüman olsa bugün. Davet yetken hemen. Şu kadar haliye
bularda kengayib ketganki do'stlik. Bizning qishloqlarda bor-u. Qurbon hayit kelsa musulmonlar uchun qo'y so'yib tarqatishadi. Qurbonlik qilib. Qurbonlik edi musulmonlarning hayitida musulmon boylari chiqib olib qo'y so'yishadi. Inson nafaqat oddiy qul bo'lsin deydi, yo'q, qo'y so'yadi musulmonlar uchun. Musulmonga so'ydiradi. Qo'y olib chiqib musulmonga so'ydirib musulmonga tarqatishadi. Bir Zakariya Butrus degan divanlik bir nasroniy bor. İslam yaşıyor, hadi odada zarba verip bir mahşur bir dedi ya adam. Bu yüzden bir mezhep lerden bir tanesi de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şerleri ki bir adam onu gep etken. Hem şey ilo aldan etken iken o iki ilo aldan internette şu takap getip al. Birinci bulup çirke onu medara çıkışıp, Ali Ger, popları çıkışıp biz o Zekeriya'dan bir genemiz, o bizden bir gene. Biz o da Peygamberlerini kemsindimiz. Deyip şuna deyip çıktı. Yani çirke onların halı gepleri çünkü yüzeki gibi buluşu mümkün mü? Ama halk da orası ekirseniz, özlerinin arası da şuna nasıl var ki, kışlarlardı, o şey nümeler, bir kançası toplama alışı nasıl anlayılır? Kamarun ile atıp çıkıştı köçeye. Kamarun, Kamarun, Sidnen Nebi, Kamarun, Vajemi, Vajemi. Asıl dağılarda naat, nesilde atıp çıkıştı. Yani biz düşmeligimiz yok. Çünkü Müslümanlar çünkü şundak muamalada, yaşlı muamalada buluşuyor. Ama tanımsız, o şu davet kılıçladı. Qo'ldan kelgancha yaxshiligini ularga o'rgatishadi. Bu yo Allohning hidoyati. Bu endi boshqa millatlarga ham o'tishi, xususan yana Misrning bitta xususiyati. Masalan, bizda tashqaridan kelgan odam, masalan siz o'zingiz bir viloyatdan ikkinchi viloyatga borsangiz, biroz yotsirasiz-da, u yerdagilar ham sizni qanday qabul qilishi ma'lum edi. Hamma joyda ham bular shu ajnabiyga bag'ri ochiq ajoyib. Juda. U kelgan odam xuddi o'zini shahriga kelib qo'yganga o'xshab erkin bo'lib qoladi. O'sha jihati ham bor. Ko'pchilik bu menimcha talabalar atrofdan ko'p kelganiga o'rganib ketishganmi? Shu bag'rini keng ochib nima qilish bor? Bitta talabalarga uy olinuvdi. Egasi nasroniy ekan. Uyni ozgina lampochka masalarini qilgan, pardalar qo'ygan odam chiqib ketyapti endi oldingi ijarachi. Oldingi ijarachi chiqib ketyapti, yangi ijarachi talabalar kiryapti. Yahu dedi bizi, o işte vakitlerde çakırıp konuşuyordu hali ki. Gepleş vereyim. Tırlı yaş bilmeydi. Tırlı yaş bilmese, ki nakti yaş bilmese siz gepleş vereyim dedi de. Ki ben borsam, uyuyla gelse, yaş adam eken, çiketteki adam şirket eken. Perdelerini, cihazlarını orta kımmet bahalı yaptı. Teşebbü çiketemen o, işten gelen derslerden dedi ki, yangın nakti nakti yaptı. Ben uyuyla gelse geldim ki, bu şuna kadar hayat yaptı desem ve vermeyin de onu. Ne uzun yapılaşım ben de. Orada yer şu aldı kendim. Şu alıp, mesela o şu vakitte farazan 1 milyon diyen olsa 200 binden başladı. Biz için bir saat tartıştı da yaptı arası da dedi ki ben yukarı sen Müslümansan dedi. Ben Nazrani'yim ben dedi. Bu ne başladı? Kur'an okurken, ilim okurken, azharge bularken. Allah'ın yolu diye adamlar da kendim dedi. Her bir kelimesine sahip olasan mı senem deyip. Teşebbüske de olur deyip. Neyse. O Müslüman ona verdi. Gari. Bazı da köresi şuna halatlar deyip. Daim masum bazı şuna kola. Kemen bir tane ayet okudum. Değerli ki bir enne minhum kız siksin var. Bu enne hum lezzet bir özgüriyet koyar. Kur'an'da hem bazı da köp ayetlerin yaddan birisi. Köp joylarının yaddan birisi. Köp eşitken. Çünkü avtobusga chiqsam Qur'on eshitgan, taksiga chiqsam Qur'on eshitgan, magazinga kirsam Qur'on eshitgan, maktabga borsam Qur'on eshitgan, madrasaga borsam Qur'on eshitgan, radioni yaxshi ham Qur'on eshitgan. O'shularga ham ko'plariga yodlanib qo'ygan. Ko'p oyatlar. Hatto nimalarda haligi haflalar bo'lib qoladi. Turli bizdagi haligi yig'in motamlarga o'xshagan yig'inlarda haflalar bo'lib qoladi. Ba'zi mashhur qorilar Qur'on o'qisa, Maryam surasini o'qib qolsa, kelib hali poplar kelishib qo'llarini o'pib borishadi qorini. Qo'llarini o'pib borishadi, qorini qo'llarini o'pishadi ko'plar. Kelibki haligi qiroatlaridan zavq olib, Qur'onga shunaqa ishqibozliklar bor. O'sha darajada bir kenglik bor, alhamdulillah. Mana hozir lekin bu aqidalarni aralashtirish emas. Tiniq bilib olish kerak. Haligi nasroniy ham haq, yahudiy ham haq, musulmon ham haq, buddist ham haq degani emas bu. Bu men haqman, lekin sen o'zing boshqa narsani haq deb bilibsan, o'zingni ixtiyoring. Ama insan sıfatı sen hürmet kılman diye. İnsan sıfatı. Şunun için Hazreti Ali etkenler. En nasu sinfen diye. Adamlar senin nesbeten iki kısım böyle.
أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. يا دين ده برادرين يا خلقت شريكين. خلقت شريكين دي يعني إنسان يديك دي يعني. يا إنسان لك قسم بولا. سينجا نسبة. يا دين ده برادرين. البتة خلقت شريكين هو. لكن إكينشس خلقت شريكين فقط. Bana şu Hazreti Ali'nin temayilleri, İslam'ın temayili bu. Buyurdu ki, en hükümranlık kılır. Bu ya yaşlı sıfır tabi. Şimdi Ali'ye anca bunca tozarek ki karamaz dicadları var. Anca bunca çengimler var. Anca bunca köçelerde signaller balant hazırım yaşadık durdu. Bu mesele de var. Hem acayda tarazı var. Ben Ali'ye kudumaya sohbet devam ederdi değil mi? Hayırda bu ise yaşlısını alıp yamanın teşekkür ettiler. Şu bu yerde hem Talat Ağalı birbirler buladı mı, başkası buladı mı? Ha, bu yerde yaşın dersesini alıp, özümüzde yaşın dersesi olsa onu saklayıp kalış gerek. Biz hemen dersesini mesela köçülü alış şartmaz. Yine bana bazı bir kişilerde, mesela ulamalarda, bazı bir zamana ulamalarda, gayri dinlerin bayramı bilen tebrikler, şakta fatvalarını, bazı bir katkı etediğin adamlar dinde. Muhakeme kılıçtı. Falan alım onun adı yanında, pısta alım onun adı yanında. Bereket yapıyor. Cemiyet bilen cemiyet, davr bilen davrın farkı olur. Mesela Nasraniler, ben hazır etilgenlisin geri Müslümanların hayatı da onlar kursançılığı için koy soyup dursa tebrikleşti. Da aş düşüp. Müslüman o şimdi yarışı cevap kaytarır. O degen o beylemine yayın ki itikadını itiraf etti. Ama sizler gibi kursançılığıyla kursançılığıyla kutlu olsun diye. O şu kursançılık onların hem kursançılık. Aslı özü mesela mülahaza kılsız yani şu Yahudilik dini Musa Aleyhisselam'ın çıkan Tavrat, Nasraniyelik yani İsa Aleyhisselam'ın İncil'in çıkan. Demek ki İslam'da bu ülkeler din vakili Allah'a yakın alınadı. Özge yarış imtiyazı var. İse, özü, İslam'ın aldığı nüshaları da bunlar. O şu demek ki bargende Turya var gendi. Pasta Dirul Azra degen çirke var gendi. İslam kilişinden Rab parası 100 yıl aldı kurul gendi. O şey Dirul Azra deyişlerken bir ne miydi? O şey de kabr makinin gendi. Kız var ki o. Tur'da Tağın namı haberi gendi. Tur dünyanın değil. Tağın namı haberi gendi. Kullas. Öş kızın da şerefi kurul gendi. Çirke İslam'dan 100 yıl aldı. İskender'i yani hakimin kızı bugün. Şu cahide Ortodoksal Nasraniler gelip Çerkev'e girse ibadet kılıcı yaptı. Hüttü biz rükuda rükü kılıyordu. Erkek ayol hüttü biz rükümüz var ki hüttü işte rükü kılıp ibadet zikir kılıyordu. Ki minarası da adaşmasam 30'da kongura varken 30'da kongura. Bu nege 30'da kongura adıysa bir tanesi izahladı ki 5 mahal namaz bugün değil. Her bir mahalge Allah'ı da 6'da den kongura çalınken yani. Her bir tanesinin kongura adı avaza hakkı bugün. 6'da bir cüp, 6'da bir cüp, 6'da bir cüp, 30'da kongura varken 5 mahal namaz bugün. Kimin soruyordun? Kaysa kaysa mahaller bugün değilse biz 5 mahal namaz vaktine ait tuttuk diyor. Lekin hazır yok, kim yok etken, hazır 3 mahal varken, 2 mahal varken, bombadat ki hazır kongura çalarken, bana kök çirke avladığımızda yaşamıyor, ibadet. Onlar da her günü bombadat bile şan varken, hazır. Bombadat ki kongura çalarken, tanga çiş bile çalınırken. Küm batış bile şan bile çalışarken. Yani koyanları, onlara mesela, mehtim, onlara ben salafi yok gibi şekilde, namaz cemle varışken kendi. Şunu akılıp, üç mahal bok kaptı. Üç mahal bok kaptı. Asır bilen peşin bittiyken, Şam bilen Uhtan bittiyken, Bandat bittiyken. Namazdan cemle konuşuyor. O şaka, Hullet Kerem, aslı İslam'da. Evet, tak. Berber en kengi, İslam'ın kengi nusası yeniden elbette. Biz, siz bilen, biz bilgen İslam dini. Allah'ım hemen sabit kısmı. Hullet, inşallah öyleyimiz ki kızı kısıkbat bu oldu. Ha, inşallah. Bu mevzuluğa, bunun hoşuyan mevzularda yaparsak yap gibi. Bazen bir de hem saat 11 yarım bok kaldı. Biz de vatanda bundan hem vakit geç bugün buladı. Köpçülüğünü tanıttırmayalım. İnşallah yine bana şimdi o şaş tanışu subatlarını devam ettirsek.
Bu yerdagi talabalarga ham taklif bu qochib yurib yashirinib aeroportga borganingizda nima gap desa qotir qutir qilmasdan bor gapni aytaveringmi Azharda o'qiyman. Nima biz 1400 yildan beri musulmon xalqmiz. Nega islomdan qo'rqishimiz kerak? Islomni to'g'ri o'rgangan joyda hech ham muammo bo'lmagan bo'lmaydi ham. Bo'lishi mumkin ham emas. Qayerda muammo bo'lsa u islomni noto'g'ri anglagandan, noto'g'ri tatbiq qilgandan bo'ladi. Islom 1400 yildan beri insoniyatga faqat yaxshilik keltirgan hozir ham. Shuning uchun mana shu haqiqatni unutmasligimiz kerak va tarix ilmlar o'zlariga ishonchlarini yo'qotmasin. Va mana shu joyga kelganda ilmni olish uchun kelganmi, boshqa narsaga chalg'imi ilmni olsin. Banisaga borgan odam davolangani borganmi, davolanish kerak. Banisaga borib olib, u yerda osh qilib o'tirib, ziyofat qilmaydi-ku. Borib davolanadi, dorini oladi, tez qaytadi. Bu yerga kelgandan keyin tarix ilmlarimiz yaxshi ilmni olib mutaxassis bo'lib yurtga borib xizmat qilishni hayda bo'lishlari kerak va inshaalloh yana ilm bizda rivojlansa va mana shu ilmlar mana men o'zim darslarda qatnashganman bu yerdagilar yana ham yaxshiroq biladi. O'zimiz hanafiy mazhab kitoblar o'zimiz yurtda yozilgan kitoblar aksar shularni o'qib o'rganiladi xolos. Faqat bizda bu ilmlarda yo'q emas-u, lekin bu yerdagi kenglik topilmagandan talabalar ilmlarimiz ko'proq mana shu joyga azm qilishyapti. Alloh subhanahu va taolo o'zi qadamlarini sobit qilsin. Va ilm talabida safar o'zi ibodat. Va unda alohida fazilat bor. Alloh hammalarga o'sha fazilni nasib aylasin. Bizga besim kelib qoldi. Hazrat Umarga nisbat beriladi. O'qigan emasman, eshitganman ahli ilmlardan. Hazrat Umarga kelib bir kishi aytibdiki, Misrga borib keldim. Ha, shunga mashg'ul. Yaxshi odam ko'p ekan debdi. Desa to'g'ri debdilar. Yana bir kishi kelib aytibdiki, tahsil Misrga borib keldim. Yomon odam ko'p ekan. Rasulullohga nisbatan bor. Yomon odam ko'p ekan debdi. To'g'ri debdilar. Keyin kela suhbatga guvoh bo'lganlar so'rabdiki, tahsil Misrda yomon ko'pmi, yaxshi ko'pmi o'zi debdi. Ikkisi ham bor. Faqat kim qaysi tabiatda bo'lsa o'sha tabiatdagilarni borib topadi. Kim yaxshi tabiatda bo'lsa, ilm uchun kelsa, imkoniyat bemalol. Ilmni olsin-da, borib o'zini yurtida xizmatini qilsin. Mana bu maqsadga muvofiq bo'ladi. O'sha Hazrati Imom Buxoriy va boshqa ulamolarni ham ko'rsangiz, ilmni kelajakdan olishgan va yurtlariga qaytib ta'lim berishgan. Shunda inshaalloh xizmat mukammal bo'ladi. Chunki masalan bu yerda kishilarga masalan bitta odam 10 yil o'qib bir ilmga erishsa, o'sha darajadagi odam bu yerda seyrapdi. U odam bu yerda tursa uncha samara berish qiyin. Berishi mumkin emas, ma'lum darajada, lekin boshqa yerda u kishiga ehtiyoj kattaroq bo'lsa, o'sha yerga borib ko'proq samara bergani manfaatliroq bo'ladi. Albatta imkoniyatiga qarab, endi o'zining sog'ligiga qarab, boshqasiga qarab, lekin shunga harakat qilish to'g'ri bo'ladi inshaalloh. Endi ba'zi bir kishilarda hozir fikr bo'ladi. Masalan-da, o'zimizda hamma narsa bor deydi-da. To'g'ri, bizda ham masalan hozir yana bitta narsani ta'kidlab o'tish kerak. Ba'zi bir yosh ahli ilmlarimiz yoki talab ilmlarimiz xorijda, yani qayerdadir, Misrdami, Shomdami, qayerdadir o'qigan bo'lsa, qaytib borganda go'yoki bizdagi madrasalardagilar hech narsa bilmaydigandek o'zini tutib qoladi, bu xato. Bizda ham ilm o'qiyotganlar, izlanayotgan ahli ilmlarimiz bor. Lekin Muhammad Avvomi hafizahullohning bir gaplari bor. Talabi ilm asarlarini singari bo'lishi kerak. Bitta gul bilan kifoyalanib, ikkita gul bilan kifoyalanib qolmaslik kerak. U uzoq-uzoq tog'lardan xushbo'ylarini terib kelsin. Xuddi shu ma'noda ham o'z ilmiy jihatdan, tartib manhaj jihatdan ustunligidan tashqari bu yerdagi ulamolardan bahra olishda alohida fazil bor. Shuning uchun bizda hamma narsa borligi bor, ahli ilmlardan o'ziga yarasha harakat bor. Lekin hali to'ldirishimiz kerak bo'lgan qism juda ham katta. Sifat jihatdan ham, saviya jihatdan ham va etelik adad jihatdan ham. Ana shu ma'noda inshaalloh bu talab ilmlarimiz mana o'sha kamlikni to'ldiradi degan umiddamiz. Inshaalloh. Subhanakallohumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. E'tiboringlar uchun tashakkur. Keyin qaytib qololmadim men boshqa savollarga. Assalomu alaykum va rahmatullohi. Inshaalloh agar zarur gaplar bo'lsa keyingi efirlarimizda inshaalloh
bu toxtalib o'tamiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Assalomu alaykum.